Şuradan gelecek. İsmail Hakkı Bey. Alkışlarla efendim. Dün kızını gördü ve Berlin'den uçtu geldi. Utanç duvarının ayırdığı baba kız, yıllar sonra Müge Anlı'yla Tatlı Sert programında kavuştu. Berlin duvarının ayırdığı baba kız, İstanbul'da stüdyomuzda buluştu. Ne mutlu bize. Evet. Göz yaşartan hikaye 39 yıl önce başladı. Mary Opitz aramızda. 39 yaşında evli, 15 yaşında da bir kızı var. Babası İsmail Hakkı Oğuz'u bulmak için Almanya'dan programımıza geldi. Mary Opitz'in anne ve babası 1975'te Almanya'da tanıştı. Ancak Doğu Almanya'nın Berlin'i ikiye ayıran o beton duvar çifti ayırdı. Annesi de Mary Hanım'a hamile kalmış. O evet. Doğu Almanya'da kaldı. Baba Batı Almanya'da. Yani bağlantı koptu. Sonra efendim anne baba ayrılmış bu şekilde. Anne de bir daha sonra evlenmiş. Bir çocuğu daha olmuş. Mary Opitz öz babasını hiç göremedi. Yaşadıkları kolay değildi. Üvey babası tarafından dışlanınca ne baba şefkati ne de sevgisi bildi. Kız kardeşim doğdu. Kardeşim doğduktan sonra üvey babam için artık yoktum. Yaramazlık yaptım da seni pislik yabancı gibi kelimeler kullanılıyordu. Elinde sadece eski bir fotoğrafı vardı. Aradan yıllar geçti ancak içindeki yara hep kanadı. Baba özlemi içinde yanıp tutuştu. Onu her yerde aramasına rağmen izini bulamadı. Son çare Almanya'dan Türkiye'ye gelerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Anlı ve ekibi babaya kısa sürede ulaşmayı başardı. Mary, babanı buldum. Ne? Önce bir ağlarım demişti zaten. İlk kez babasının sesini duyacak. Alo. Hayır. Şu anda gözyaşları içinde. Neredesiniz? Berlin'deyim ben. Telefonun ucundaki ses bu yaşa kadar hiç görmediği babasıydı. Gözyaşı bir anda mutluluğa dönüştü. Nerede Berlin'de? Nerede? Şöyle bak. Yemin ederim çok aradım. Daha çok önceden başladım aramaya. Ama kimse bana yardımcı olamadı. Ama Müge Hanım, ama Müge Hanım yardımcı oldu. Ve bugünkü programda sevinci ikiye katlandı. Bak baban şuradan gelecek. İsmail Hakkı Bey. Alkışlarla efendim dün kızını gördü ve Berlin'den uçtu geldi. Ich bin gerade irgendwie total fassungslos. Ich bin voll am klappern. Söz bulamıyorum, titriyorum. İkisinin de duyguları tarifsizdi. Babası kızının elini bir an olsun bırakmadı. Ayrılmak zorunda kaldığı evladını, utanç duvarı yıkıldıktan sonra o da çok aramıştı. Ben çok aradım kendisini de. Öyle mi? Şimdi duvar yıkıldığı zaman ben kızımı aldım, oğlumu aldım. Geçtim o daha evvelden oturdukları eve gittim. Ama hiç kimse yoktu apartmanda adam. Ben çok üzüldüm onun hikayesine. Ama şimdi kendi babasını buldu. Evet. Baba kızın sevinci çekilen aile fotoğrafıyla ölümsüzleştirildi. Evet.